Merhaba çocuklar. Kazanım ölçüm sınavımızın ikincisinin cevaplarını vermek için yeniden bir aradayız. Birinci sorumuzla başlayalım. İzlemek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman, süre, sıra bakımından arkasından gelmek, arkasında olmak anlamında kullanılmıştır? A. Babam kaşları çatılmış, başını sallayarak izliyor bizi. Burada izlemek, bakmak anlamında kullanılmış. Yukarıda verilen manasıyla kullanılmamış. Bu şıkkı eliyoruz. B şıkkında geceyi gündüz izler. Geceyi gündüz izler ne demek? Geceden sonra gündüz gelir. Yani zaman, süre, sıra bakımından arkasından gelmek, arkasında olmak anlamında kullanılmış. Cevabımız B şıkkı. Ama C ve D'ye de bakalım. Bu ustaca düzeni Osmanlıların her işinde izleyebilirsiniz. Derken burada izlemek, görebilirsiniz manasına geliyor. Dolayısıyla burada da yukarıda verilen anlamın dışında kullanılmış. D şıkkında çocuk bütün akşam kuşu gözleriyle izledi. Yani baktı, takip etti anlamında kullanıldığı için D şıkkı da olamayacağı için cevabımız az önce de belirttiğimiz gibi çocuklar B seçeneği olacaktı bu soruda. İkinci sorumuzla devam edelim. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler eş sesli değildir? A. Saçıma düşen kırlar artık beni rahatsız etmiyordu. Buradaki kır yani beyazlamak anlamına geliyor. Biz çocukken kırlarda dolaşır top oynardık derken burada da kır diğer manada kullanılmış. İki kır da sesteş olarak kullanılmış. Dolayısıyla A seçeneğimiz doğrudur. B seçeneğine geliyoruz. Büşra kek hamuru karmış, çayı koyalım. Derken karmak, karıştırmak anlamında kullanılıyor. Çok güzel kar yağıyor, yarın okullar tatil olur derken kar burada sesteş, yani farklı bir manada bir yağış türü olan kardan bahsediyor. Burada da kelimelerimiz sesteş olarak kullanılmış. B seçeneğinde geçiyoruz. C'ye geldik. Bizim mahalleyi sizden ayıran bu yoldu derken yol kelimesi, Ali evlerin önündeki otları yoldu derken yolmak eyleminden bahsediyor. İki cümlemizdeki de yol farklı manalarda kullanıldığı için sesteş kelimelerdir. D seçeneğimizde elindeki kitapları göstererek bizi uyardı. Elindeki el kelimesi, bugün elimde birkaç elmayla sınıfa geldim derken ikinci cümlemizdeki el ve birinci cümlemizdeki el zaten aynı manada kullanılmış. Dolayısıyla sesteşleri olmadığı için bu sorumuzda cevabımız D seçeneği çocuklar. Üçüncü sorumuza devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı değildir? Çok değerli öğretmenimin katılımıyla törenimiz renklendi. Değerli, hemen bakıyorum şıklara. Kıymetli kelimesiyle eş anlamlı. C seçeneğini eledim bu durumda. Bu lisanı bilmek emek ister, yürek ister, çaba ister. Lisan dil biliyorsunuz. Dil kelimesinde gördüm ben. D şıkkında onu da eliyorum. İnsanları yeteneklerine göre mukayese etmek her zaman faydalı olmaz derken burada yetenek kelimesinin eş anlamlısını aşağıda B seçeneğinde kabiliyet olarak gördüm. B seçeneği de eledim bu durumda. Devam ediyorum. Güzel günlerim aklıma geldikçe ağlarım diyor şair derken. Burada akıl kelimesinin eş anlamlısını ebedi kelimesiyle karşılaştıramıyoruz. Akıl kelimesinin eş anlamlısı ebedi olmadığı için cevabımız çocuklar bu durumda A seçeneği. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamının dışında kullanılmıştır? Eş dost görsün diye buralara gidemem. Burada görmek gerçek anlamıyla kullanılmış. Bu soruyu çözemezsen yandın kardeşim derken yanmak burada gerçek anlamının dışında kullanılmış. Yepyeni farklı bir anlam kazanmış. Dolayısıyla cevabımız B. Ama C ve D'ye de bakalım. Doktorların çözemediği mucizeler var derken mucizeler burada gerçek anlamıyla kullanıldığı için cevabımız bu seçenekte değil.
Gözlerinin rengi bana denizi hatırlattı derken deniz de gerçek anlamıyla kullanılmış ve bu durumda ilk başta söylediğimiz gibi dördüncü sorumuzun cevabı B seçeneği çocuklar. Beşinci sorumuz bir terim anlamlı kelimelerle alakalı. Aşağıdakilerin hangisinde futbol ile ilgili bir terim kullanılmamıştır diye sormuşuz. Hemen şıklarımızı okuyalım. A'da hakem maçta taraf tuttu derken maç, hakem bunların hepsi futbol terimidir çocuklar. B seçeneğinde kaleci kalesini bir asker gibi savundu derken kaleci. C'de ünlü futbolcu kırmızı kartla oyundan atıldı derken kırmızı kart kelimesi yine futbolcu kelimesi birer futbol terimidir. Bunlar da kullanıldığı için eliyorum. D seçeneğine geldiğimde kurabiye toplarının yanında çay içmeyi seviyorum derken burada herhangi bir futbol terimi kullanılmamış. Eğer biz cümlenin hepsini okumadan sadece top kelimesini görüp futbolla ilgili bir terim diye düşünürsek burada yanılgıya düşmüş oluruz çocuklar. Siz de her zaman söylediğim gibi cümlelerde sadece kelime okumayacağız. O kelimelerin cümlede hangi anlamda kullanıldıkları bizim için çok önemli. Dolayısıyla top burada çeldiriciydi ama futbolla herhangi bir ilgisi olmadığı için cevabımız D seçeneği burada da. Altıncı sorumuz. Büyük sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Artık büyük adamlar az yetişiyor derken burada büyüklük nedir? Nicelik olarak küçük kelimesinin zıttıdır. Yani yüzeysel olarak, hacim olarak kastettiğimiz nicel anlamda büyüktür. Ama burada büyük adamlar derken nedir? Büyük adamlar yani kendini herhangi bir alanda yetiştirmiş, örnek alınası kişileri kastediyor burada çocuklar. Dolayısıyla gerçek anlamının dışında tamamen farklı bir anlamda kullanıldığı için mecaz anlamda kullanılmış A seçeneğindeki büyük. Cevabımız A seçeneği. B, C ve D'ye de bakalım. B, büyük ağacın altında piknik yaptık derken burada büyük, gerçek anlamıyla kullanılmış. C'de dün gölde büyük bir balık yakaladık derken yine büyük, gerçek anlamıyla kullanılmış. D'de herkes büyük kalabalıklara karşı konuşamaz derken yine büyük, gerçek anlamıyla kullanıldığı için cevabımız netleştirmiş olduk. Bu soruda cevabımız A seçeneği olacak. Yedinci sorumuzla devam edelim. Yedinci sorumuzda çek sözcüğü numaralanmış sözlerin hangisinin sonuna getirilirse cümle mecaz anlam kazanır diye bir soru sormuşuz. Hemen yerine koyarak devam edelim inşallah. Masayı yerine çek. Burada gerçek anlamda kullanmış. Sepeti yukarı çek. Gerçek anlamda. Haydi bizim fotoğrafımızı çek derken yine gerçek anlamda. Ömrün boyunca bu acının vicdan azabını çek derken gördüğünüz gibi vicdan azabı çekmek burada mecaz anlamda kullanılan bir kelimedir. Çek burada mecaz anlamda kullanıldığı için çocuklar cevabımız bu soruda da D seçeneği olacak. Evet burada da bir düzeltme yaparak inşallah sorumuza devam etmiş olalım. Sekizinci sorumuzla devam ediyoruz. Sekizinci sorumuz şu şekilde. Bu cümlede altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez. Hemen cümlemizi okuyalım. Buraya geliş amacımız sizleri ziyaret etmekti. Amaç nedir arkadaşlar? Hedef, gaye. Yani amaç kelimesinin eş anlamlıları hedef, gaye diyebiliriz. O zaman bizim buraya getireceğimiz kelime cümlenin anlamını değiştirmeyecek şekilde bu kelimelerden biri olmalı. Ya hedef olacak ya gaye olacak. Hemen şıklarımızı okuyoruz. Buraya geliş arzumuz sizleri ziyaret etmekti. Buraya geliş sorunumuz sizleri ziyaret etmekti. Buraya geliş gidişimiz sizleri ziyaret etmekti. Buraya geliş gayemiz sizleri ziyaret etmekti. Gördüğünüz gibi cümlenin anlamını değiştirmeyecek şekilde eş anlamlısına koyduğumuz zaman yani D seçeneğindeki gaye sözcüğü bize doğru cevabı vermiş oluyor bu durumda. Evet, dokuzuncu sorumuzla devam edelim. Bırakmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde unutmak anlamında kullanılmıştır?
Sınavı kazanamayınca iyice kendini bırakmış. Burada unutmak anlamında değil tabii ki. Acaba çantamı nerede bıraktım derken burada unutmak anlamında kullanılmış. Cevabımız B seçeneği. C'ye bakıyoruz. Bırak gözlerinden okunsun söylediklerin derken. Buradaki bırak unutmak anlamında değil tabii ki. Elindekileri masaya bırak. Burada bırakmak, koymak anlamında kullanılmış. Bu durumda cevabımız çocuklar 9. sorumuzda B seçeneği oluyor. 10. sorumuz bir zıt anlamlı kelimelerle alakalı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Bir gülüyor, bir ağlıyor. Ne yaptığını anlayamadık. Gördüğünüz gibi burada gülmek ve ağlamak zıt anlamlı kelimeler. Cevabımızı bulduk ama biz yine de B, C ve D seçeneklerini görmek istiyoruz. O yüzden okuyalım. İnsanların ne düşündüğünü onların gözlerine bakar bakmaz anlıyor derken bu cümlede herhangi bir zıt anlamlı kelimeye rastlayamadık. C'ye geçiyorum. Bugün aklınızdan geçen güzellikleri asla ertelemeyin cümlesinde de herhangi bir zıt anlamlı kelimeye rastlayamadık. D seçeneğinde ne yapacaksanız hemen şimdi yapın derken burada da göremediğimiz için cevabımız netleşti çocuklar. A seçeneği. 11. sorumuz büyük harflerin yazımıyla ilgili bir soru. Yazım kurallarıyla alakalı. Okuyalım bakalım. 23 Nisan'da önce soruyu okuyalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A seçeneğine bakıyoruz. 23 Nisan'da yapılacak kutlamalar iptal edildi. Burada Nisan kelimesine bakmamız lazım. Baktığımız zaman Nisan kelimesinin ilk harfi büyük. Kural neydi? Belirli bir tarih bildiren ay, gün adları büyük yazılırdı. Burada Nisan kelimesinin başında bir tarih olduğu için büyük yazılmış, bu kurala riayet edildiği için doğru yazılmış. B'ye geçiyoruz. Bu etkinlikler Haziran ayı boyunca devam edecekmiş. Bu da doğru çünkü Haziran kelimesi eğer başında bir tarih yoksa ay ve gün adları küçük yazılır, doğru yazılmış. C'ye geldik. Onlar geçen yıl Menekşe Sokağı'nda oturuyordu derken Menekşe Sokağı yani özel bir ismin sonunda kullanılan sokak, mahalle, cadde, bulvar adları nasıl yazılırdı çocuklar? Büyük yazılırdı. Hem Menekşe'nin M'si hem sokağın S'si büyük yazılmalıydı. Burada bir yazım yanlış yapılmış. 11'de cevabımız C. D'ye bakıyorum. Düğünün Beşiktaş'ta yapılacağını söylemiş derken Beşiktaş bir semt adıdır. Yer adları da büyük yazılması gerekir ve burada bu kurala riayet edildiği için burada da herhangi bir yanlışlık yok. Bu durumda cevabımız K seçeneği. 12. sorumuz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde nesnel anlatım yoktur diyor. Hemen bakıyoruz. Çocuklar geçtiğimiz aylarda Zeyrek'te çok şaşırtıcı ve eğitici bir etkinliğe katıldılar. Bu etkinliğin şaşırtıcı ve eğitici olması bir kişisel görüştür, kişisel bir yorumdur. Dolayısıyla nedir çocuklar? Bu cümle bir öznel anlatım cümlesidir. Ve cevabı aslında ilk cümlede bulmuş olduk. Cevabımız A seçeneği. Diğerlerini de okuyalım. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden bir ekibin düzenlediği etkinliklerle semtlerini tanıdılar. Bu bir nesnel anlatım cümlesi. Her zamanki sokaklarında şimdiye kadar oynamadıkları oyunları oynadılar. Bu da aynı şekilde. Bu sırada Zeyrek'in tarihiyle ilgili bilgiler edindiler derken burada da nesnel anlatım cümlesi olduğunu görüyoruz. Cevabımız netleşti. Bu durumda cevabımız A seçeneği. Evet, 13. sorumuzla devam edelim çocuklar. 13. sorumuz bir koşul cümlesi. Koşul cümlesiyle alakalı bir soru var. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul anlamı vardır diyor. Hemen cümlelerimizi okumaya başlayalım. Uyku davranışı insana en çok benzeyen tür meyvesi nedir? Bu sinekler gece uykusuz bırakılırsa gündüz telafi uykusuna yönelir. Şimdi bakın size derste de bahsetmiştik. SSA şart kipekiydi. Bu sizin için bir ipucuydu. Hem buradan hareketle hem de cümlenin genel anlamına baktığımız zaman meyve sineğinin uykusuz bırakıldığında
telafi uykusuna yöneldiğini görüyoruz. Yani telafi uykusuna yönelmesinin şartı nedir? Gece uykusuz bırakılmasıdır. Dolayısıyla cevabımız burada ikinci cümle oluyor. Yani B seçeneği oluyor. Diğer şıkları da okuyalım. Uykusuz olan sinekler basit labirentlerden kolayca çıkamaz ve öğrenme güçlüğü çeker. Burada herhangi bir koşul anlamına rastlayamıyoruz. Uyku getiren kimyasallara da insanlarınkine benzeyen tepkiler verir derken burada da herhangi bir koşul anlamı yok. Cevabımız netleşti. Bu durumda cevabımız B seçeneği oluyor arkadaşlar. 14. sorumuz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hemen cümleleri okuyarak gidelim. Şöyle şıklardan gidelim burada. A seçeneğinde ne demiş? Birinci cümlede nesnel anlatımdan yararlanılmıştır demiş. Ornitorenkler Tazmanya'da ve Avustralya'nın doğu kıyılarındaki nehir ve göllerde hem suda hem de karada yaşar. Evet, bu bir nesnel anlatım cümlesidir. Burada herhangi bir yanlışlık yok çocuklar. B'ye bakıyoruz. İkinci cümlede karşılaştırma yapılmıştır. Kuyruğu bir kunduzunki gibi yassı ve geniştir. Evet, burada baktığımız zaman çocuklar kuyruğu bir kunduzunki gibi yassı ve geniştir derken kunduzla karşılaştırıyor. Yani burada bir karşılaştırma söz konusu. Üçüncü cümlemizi okuyalım. Üçüncü cümlede amaç sonuç ilişkisi söz konusudur diyor. Bakalım burada yiyecek bulamadığı zamanlarda kullanılmak üzere yağ depolanır. Yani burada yiyecek bulamadığı zamanlarda kullanmak amacıyla yağ depolanır. Burada bir amaç sonuç cümlesi var. Kuyruğunu ve arka ayaklarını yüzerken vücuduna yön vermek için, yön vermek amacıyla kullanır. Dördüncü cümlede aslında yine amaç sonuç cümlesi ama burada ne demiş D seçeneğinde? Dördüncü cümlede neden sonuç ilişkisi vardır demiş. Bu durumda bu yukarıdaki cümle için söylenemeyeceği için D seçeneğimiz bizim için doğru cevap oluyor çocuklar bu durumda. Evet, son sorumuzla inşallah cevaplandırmış olalım. Anagram bir sözcükteki harflerin yerleri değiştirilerek elde edilen yeni bir sözcüktür. Örneğin kitap, patik, kete, teke kelimeleri birbirinin anagramıdır. Hatırlarsanız derste de bunlarla ilgili sorular çözmüş idik. Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde birbirinin anagramı olan kelimeler kullanılmamıştır? A seçeneğine bakıyoruz. Roman bir orman köyünde yaşananları anlatıyor derken romanda orman anagramı oluşmuş. B seçeneğine bakıyorum. Çekiç bahçedeki çiçek tohumlarının yanındaydı derken çekişle çiçek birbirinin anagramı. C'ye bakıyorum. Çırak doğalgaz borusunda kaçak olduğunu söyledi derken çırakla kaçak kelimeleri birbirinin anagramı değil. Bunu görebiliyoruz. Bu durumda cevabımız C. D'yi de okuyalım. Ne güzeldi mektep yıllarında o yolları tepmek derken mekteple tepmek birbirinin anagramı olan sözcükler. Bu durumda 15. sorumuzun cevabı da D seçeneği oluyor çocuklar. Sorularımızın cevapları bu şekilde. Yine anlamadığınız noktalar olursa derste inşallah karşılıklı bunları size anlatmaya çalışacağız. Bir diğer köz sınavı video çekiminde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba kıymetli gençler. Kazanım ölçüm sınavımızın çözümleriyle birlikteyiz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. 123.456.789 sayısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur denilmiş? Milyonlar basamağındaki rakam 1'dir. Bakın milyonlar basamağın burası 3 olduğu için aşkım elendi. Basamak değeri en büyük olan sayı nedir? Basamak değeri olduğunda hep en soldaki sayıdır. 9 ise en sağdaki yani en küçük sayı gitti. Rakamlarının sayı değerleri toplamı 45'tir. Gerçekten 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 7 artı 8 artı 9'u topladığım zaman 45 buluyorum arkadaşlar. Size bunun kolay bir yöntemini anlatmıştım.
Şimdi bakıldığı zaman 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı diye şeklinde ilerleyen sayılardan son sayı ve onun bir fazlasını birbiriyle çarpıp 2'ye bölerseniz de cevaba ulaşıyorsunuz. Yine 45 buluyorum. Bakkal hesabı toplarsanız da 45 bulacaksınız. Doğruluğu sebebiyle cevap C'dir. Denizli'ye baktığımda 8 ve 9 yer değiştirirse sayının değeri artar. Çünkü 98 olur sonu. Denizli'yi de eledikten sonra gönül rahatlığıyla Ceyhan'ı işaretleyebilirsiniz. Hemen ikinci sorumuza geldim. İkinci soruda demişim ki birler bölüğü ve milyonlar bölüğünü yer değiştirin. Yani 512'yi almışım, buraya koymuşum. 128'i almışım, buraya koymuşum. Kim yapmış bunu? A şıkkı yapmış. Bu sebeple cevabım A şıkkıdır dedim. Geldim üçüncü soruya. 50 milyon 10.004 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Zaten okumuş bulunduk. 50 milyon 10.004 sayısı ya da yazımı Denizli'de doğru verildiği için cevabım D şıkkıdır. Geldim beşinci soruma. Sayısının milyonlar bölüğündeki rakamların değerleri toplamı. Milyonlar bölüğün burasıdır. 9 artı 2 artı 4 denildiğinde çocuklar cevap karşıma 15 olarak çıkar ve B şıkkıdır dedim. Geldim 5. soruma. 3'ün karesi ifadesi 2 tane 3'ün yan yana yazılıp çarpılması demektir. Bu da bana C şıkkında verilmiştir. Cevabım C olacak. 6. sorumda aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır denilmiş. 3'ün karesi 9, 2'nin kübü 8'dir. 9 8'den büyüktür. Bu sebeple A şıkkı doğrudur. 4'ün 3. kuvveti 3 tane 4'ü yan yana yazar da çarparsam çocuklar. 4 kere 4 16, 16 kere 4 64'ten. Haliyle sayılarımın üst kuvvetleri zaten birbirinden büyük olacaktır. Bu sebeple Bolu da doğrudur. 5'in karesi 25 iken 3'ün 3. kuvveti 3 tane 3'ü yan yana yazıp çarptığımda 27'dir. Bu sebeple 25 27'den daha büyük olmadığı için cevabım Ceyhan olacaktır dedim. Ve hemen 7. soruma geldim. Parantezin içine bakıyorum. 3 kere 2 6. 2 ile 6'yı toplarsam 8 bulurum. Yani cevabım Bolu olacak arkadaşlar. Geldim 8'e. Aşağıda yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur demiş. 3 tane 4'ü yan yana yazdığımda bunun 4'ün 3. kuvveti olması gerekiyor. 3 üzeri 4 dediği için biri yanlıştır. 2'nin 3. kuvveti 3 tane 2'yi yan yana yazıp çarptığımda 8, 3'ün karesi ise 9'dur. Eşit olmaları mümkün değildir. 3'ün karesi ifadesi 3'ün karesi olarak okunur. Doğru zaten bu şekilde okuduk. Bu sebeple doğru olan ifade sadece 3'tür arkadaşlar. Dedim ve 9. soruma geldim. Örüntüsünün 8. terimi. Bakın 2 yol anlatmıştım. İsterseniz dedim 3'er 3'er artan bir ifade olduğu için yazın 22, 25 ve zaten 8. terime geldim 25. Veya 1'den 8. terime 7 tane terim vardır. 3 kere 7'den 21, 4 artı 21'den 25 şeklinde de ulaşabilirsiniz. Yani sonuç olarak 9. sorumun cevabı da Denizli şıkkıdır. Geldim 10. soruya. Yukarıdaki sayı örüntüsüne göre B eksi A kaçtır denmiş. 5'er 5'er arttığına göre burası 27. Burası ise 37'dir. 37'den 27 çıkarsa 10 olarak cevap karşıma gelecektir. Dedim ve 11. soruya geçtim. On birinci sorumda aşağıdaki kesirlerden hangisi 11 bölü 5'in tam sayılı kesir olarak gösterimidir denmiş. Çocuklar 11'i 5'e bölerseniz içinde bir defa vardır. Bir kere 5, 5. 11'den 5 çıkarsa 6 kalır. Bölen kısmını, bölüm kısmını tama yani 1 tam 6 bölü. Pardon, 2 defa vardır. Çok özür dilerim. Burası 10. Bu sebeple kalanım 1. Buradan 2 tam 1 bölü 5 diyeceğim. Bu hangi şıkta verilmiştir? Ceyhan şıkkında verilmiştir arkadaşlar. 12. soruya
Geldim. Çarpma işleminin sonucu. Çarpma işleminde nasıl yapardık arkadaşlar? Bir kere alt alta yazmanız her zaman size kolaylık sağlar. Yan yana çarpmanız pek mümkün değil. Bu tarz bir soruda alt alta yazalım ve çarpalım. Bir kere 5, 5. Bir kere 0, 0. Bir kere 1, 1. 9'a geçtim. 9 kere 5, 45. Elde var 4. 9 kere 0, 0. Elde var 4'ü ekledim. Bir kere 9, 9. 3'e geldim. 3 kere 5, 15. Elde var 1. 3 kere 0, 0. 1'e eklerim. 315 de burası gelir. Toparladığım zamansa 5 olarak aşağıya iner. 5 kere 0, 5. Burayı topladığımda 10. 10'un 0'ı elde var 1. 1 artı 9, 10. 1 de elde 1. 41.055, yani Denizli olarak cevap karşıma gelecek. Deyip 13. soruma geçeyim. Yukarıda birim kesirler verilmiş. Birim kesirlerde neyi söylemiştik? Aşağısı büyük olan her zaman, aşağısı küçük olan her zaman kazanırdı arkadaşlar. Bu sebeple 1 bölü 4 ve 1 bölü 15 eğer yer değiştirirlerse, burası 15, burası ise 4 olursa doğru sıralamayı elde etmiş olurum. Bu sebeple yer değiştirmesi gereken iki kesir C şıkkında verilmiştir. 14. soruma bakar isem aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Bakın C şıkkında aşağısı büyük olanın daha büyük olduğu verilmiş ki bu yanlıştır. Çünkü bir ekmeği ne kadar az parçaya bölersem o kadar çok dilim yerim. Ya da yediğim dilimin büyüklüğü daha büyük olur. Bu sebeple Ceyhan yanlıştır dedim. Geldim 15. soruya. Bu kesirlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Yine aynı şey. 1 bölü 9'un en büyük olması gerekiyor arkadaşlar. Daha sonrasında 1 bölü 12, en son 1 bölü 19'da cevabımın B şıkkında yer alması gerekiyor diyerek son soru çözümünü de tamamlamış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Anlamadığınız her soru için her zaman istediğiniz an yanıma gelebilirsiniz. İyi çalışmalar. Merhaba sevgili öğrencilerim. Fen bilimleri dersi kazanım ölçüm sınavı soru çözümüne hoş geldiniz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Hangi seçenekteki fotoğrafı verilen hayvan doğurarak çoğalır ve vücudu kıllarla kaplıdır? Evet değerli arkadaşlar, doğurarak çoğalan ve vücutları kıllarla kaplı olan hayvan grubumuz memeliler hayvan grubuydu. A şıkkında kurbağa, B şıkkında kuş, D şıkkında balık ama C şıkkında bir kedi memeli hayvan olduğu için doğru cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuz. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği hayvan karada yaşar? Sazan bir balık türüdür, o yüzden suda yaşar. Palamut bir balık türüdür, o yüzden suda yaşar. Uskumru bir balık türüdür, o yüzden suda yaşar. Ama D şıkkındaki deve kuşu kuştur ve o yüzden karada yaşar. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı. Geldik üçüncü sorumuza. Yukarıda şekli verilen bitkinin K harfiyle gösterilen kısmı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Görsele baktığımızda değerli arkadaşlar, K ile gösterilen bir bitkinin yaprak kısmıdır ve o yüzden yaprakla ilgili söylenebilir şıkkı arayacağız. A şıkkı bitkinin dik durmasını sağlar. Hayır, bu gövdenin görevidir. B şıkkı tohum ve meyve oluşumunu sağlar. Hayır, bu çiçeğin görevidir. C bitkinin toprağa tutunmasını sağlar. Hayır, bu kökün görevidir. D şıkkı fotosentez yaparak besin ve oksijen üretir. Evet, bu bir yaprağın görevidir ve o yüzden doğru cevabımız D şıkkı. Geldik dördüncü sorumuza. Yukarıdaki verilen özelliklerin tamamı aşağıdaki fotoğrafta görülen hayvanlardan hangisine aittir? Bakıyoruz özelliklerimize değerli arkadaşlar. Suda yaşar. Suda yaşar dediği için bir kere C şıkkındaki tavuk, A şıkkındaki yılan ve D şıkkındaki ördek de gider ve zaten tek şıkkımız kalır. Ama yine de bakalım, vücutları pullarla kaplıdır. Evet, balıkları anlatıyor. Solungaç solunumu yapar. Evet, yine balıkların özelliği. Ve o yüzden dördüncü sorumuzun doğru cevabı
B şıkkıdır. Geldik 5. sorumuza. Nokta nokta çiçekli bitkilerin çoğalmasını yani üremesini sağlayan bölümüdür. Üzerinde bitkinin üreme organları bulunur, farklı renklerde ve özellikte olabilir. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şimdi değerli arkadaşlar, bitkinin çiçek bölümünü anlatan bir yukarıda metin var. Çünkü üremeye sağlayan bir bitkinin çiçeğiydi. Ve hatta bununla ilgili ne diyor bakın, farklı renklerde ve özellikle olabilir. O yüzden 5. sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Yani çiçek. Geldik 6. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi omurgasız hayvanlara örnek verilemez? A şıkkında salyangoz, evet bir omurgasız hayvandır. B şıkkında arı, evet bir omurgasız hayvandır. C şıkkında şahin, bir kuş türüdür ve omurgalıdır. D şıkkındaki karınca yine omurgasızdır. O yüzden 6. sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. 7. sorumuz. Öğretmenin ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bakalım, nokta nokta sınıfında yer alan hayvanlar yavrularını doğurur ve sütle besler. Bu hangi hayvan grubunun özelliğiydi değerli arkadaşlar? Omurgalılardan memeliler grubunun. O yüzden şıklarda arayacağımız doğru cevap D şıkkındaki memeliler. Geldik 8. sorumuza. Yukarıdaki verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Nokta nokta gövdeleri genellikle uzun olduğunda sürünerek hareket ederler. Vücutları sert ve kuru pullarla kaplıdır. Zaten sürünerek hareket etmeleri bize ipucunu veriyor. Ve bunun yanında da vücutlarının kuru pullarla kaplı olması bunun sürüngenler grubu olduğunu çok net olarak bize gösteriyor. Ve o yüzden doğru cevabımız D seçeneğindeki sürüngenler. 9. sorumuz yine bir görsel sorumuz. Yukarıdaki fotoğraflarda verilen bitkilerden kaç tanesi çiçeksiz bitkidir? Çiçeksiz diyor değerli arkadaşlar, lütfen dikkat edin. Zaten görsele baktığınızda İlk gözünüze şurada gördüğünüz lale, direkt çiçeğinin olduğunu görüyoruz ve o yüzden laleyi eliyoruz. Geriye kalan karayosunu, evet çiçeksiz bir bitki. Eğrelti otu, evet çiçeksiz bir bitki. At kuyruğu, bu da çiçeksiz bir bitki. 3 tanesi çiçeksiz bitkidir ve doğru cevabımız C şıkkı olur. 10. sorumuzda yine bir görsel sorumuz. Yukarıdaki fotoğrafı verilen mantar çeşidiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Görseldeki mantar çeşidimiz nedir arkadaşlar? Şapkalı mantar. O yüzden şapkalı mantarların özelliklerinden söylenemezi işaretlememiz gerekiyor. A şıkkına bakıyoruz. Toprağa bağlı yaşar. Evet, doğru. B şıkkı, bazı türleri besin olarak tüketilebilir. Evet, bunlar da kültür mantarı başta. Besin olarak tüketilebilen bir mantardı. C seçeneğine bakıyoruz. Besinlerini başka canlılardan hazır olarak alır. Evet, mantarlar bir bitki olmadığı için besin üretemez ve o yüzden onlar da besinlerini dışarıdan hazır alır. D seçeneğine bakıyoruz. Açıkta bırakılan besinlerin bozulmasına sebep olur. Evet, açıkta bırakılan besinlerin bozulmasına bir mantar sebep olur ama bu şapkalı mantar değil. Neydi değerli arkadaşlar? Küf mantarıydı. O yüzden şapkalı mantarın özelliğini taşımadığı için 10. sorumuzun cevabı D şıkkıdır. 11. sorumuz. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi omurgasız hayvan sınıfında yer alır? A şıkkında görselimiz örümceği temsil ediyor. B şıkkında kuş. C şıkkında kedi yani memeli bir hayvanı. D şıkkında da timsah yani sürüngenleri. Burada A şıkkındaki örümcek omurgasız, diğer tüm canlılar omurgalıdır ve o yüzden doğru cevabımız A şıkkıdır. Geldik 12. sorumuza. Yukarıdaki verilen özelliklerin tamamı, lütfen dikkat, aşağıdaki hayvanlardan hangisi için söylenebilir?
yumurtayla çoğalır. Bu özellik birçok grubu kapsıyor. Hem suda hem karada yaşar. Evet, bu biraz bizi grubu belirlememiz için önemli bir bilgi. Çünkü hem suda hem karada yaşayan kurbağalar grubudur. Zaten 3. maddede bunu onaylıyor. Derileri kaygan ve nemlidir. Evet, doğru cevabımız kurbağalar grubu, yani A şıkkıdır. 13. sorumuz. Öğretmen Fatma ve Derya'nın sorduğu soruları hangi seçenekte belirtilen cevapları verir? Evet, Fatma, mikroskopik canlılar çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük müdür? Fatma'nın bu sorusuna öğretmenin vereceği cevap nedir değerli arkadaşlar? Tabii ki evet cevabı. O yüzden şöyle evetleri bir işaretliyoruz. C seçeneği direkt zaten ve D seçeneği direkt eleniyor. Derya'nın sorduğu soru ise mikroskopik canlılar suda, havada ve toprakta yaşayabilir. Evet, bunu sınıfta da söylemiştik değerli arkadaşlar. Gözümüzle göremediğimiz mikroskopik canlılar her yerde yaşayabilir. Yani suda da olabilir, havada olabilir, toprakta olabilir. O yüzden Derya'nın sorusuna da evet cevabı vereceği için baktığımızda doğru cevap B şıkkı olur. Geldik 14. sorumuza. Yukarıdaki fotoğrafları verilen eğrelti otu ve gül ile ilgili hangi seçenekte belirtilenler söylenebilir? Eğrelti otu, gül. Şimdi değerli arkadaşlar, eğrelti otu çiçeksiz bir bitkiydi. Gül zaten görselinde de gördüğünüz gibi bir çiçeği olduğu için çiçekli bitki. Yani hangi seçeneğe bakıyoruz? Eğrelti otunun çiçeksiz olduğu ve gülün çiçekli olduğu D seçeneği doğru cevap oluyor. Geldik son sorumuza. Yukarıdaki verilen ifadelerden hangileri, lütfen altını çizelim, şapkalı mantar için söylenebilir? Besin değerleri yüksektir. Evet değerli arkadaşlar, şapkalı mantarların besin değeri yüksek ki besin olarak tükettiğimiz bu mantarların bazıları arkadaşlar besin değeri yüksek olduğu için tüketiliyor. 2. Toprağa bağlı olarak yaşadığı için. Evet, buraya kadar cümle doğru gibi ama bir bitki türüdür diyor. Bakın lütfen cümlenin sonunu getirin. Kesinlikle mantarlar bir bitki değildi. O yüzden 2 gidiyor. 3. Zehirli ve zehirsiz olan türleri birbirine çok benzer ki o yüzden ne demiştik değerli arkadaşlar? Kesinlikle bir uzman, yani mantardan anlayan, mantarı bilen bir kişinin tavsiyesi üzerine mantar tüketilmesi gerekiyor. Diğer durumlarda doğada bulduğunuz hiçbir mantar kesinlikle tüketilmemesi lazım. Ve o yüzden şapkalı mantarlar için birinci ve üçüncü bilgiler söylenebilir. Ve son sorumuzun cevabı da B seçeneğidir. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evet kıymetli arkadaşlar, son yaptığımız deneme sınavının sorularını birlikte değerlendirelim. Birinci sorudan başlayalım. İnci'nin verdiği bilgilere bakılarak frikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Friklerle ilgili hemen hatırlamamız gereken bilgimiz ne arkadaşlar? Tarıma oldukça önem veriyorlardı. Saban kırmanın ve öküz öldürmenin bilerek bunları yapmanın suçu ölüm cezasıydı. Bunları ifade etmiştik. Hatta tanrıçalar da tarımla ilgili bir kavramdı arkadaşlar. İsmi neydi? Evet, Kibele, yani bereket tanrıçası demiştik. Şimdi İnci'nin verdiği bilgiye bakalım. İlk çağ uygarlıklarından Friklerde öküz öldürmenin ve saban kırmanın cezası ölümdü. Ekili tarlaya zarar verene çok ağır cezalar veriyorlardı. Bütün bunları neden yapıyordu Frikler? Güçlü dini inançlara sahip oldukları demiş. A şıkkında kanunlarla devlet yöneticilerinin yetkilerini sınırlandırdıklarından bahsetmiyor soruda. Ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesini sağlamak istedikleri, bundan da bahsetmemiş. Tarımsal faaliyetleri korumaya yönelik yasal tedbirler almışlar. Yani ekili tarlaya zarar vermek ya da öküz öldürmek. Öküz öldürmenin ya da saban kırmanın tarımla nasıl bir alakası var? Öküzün arkasındaki bu saban dediğimiz aletle arkadaşlar tarla sürülüyor. Bu da onların arkadaşlar tarımsal faaliyetlere önem verdiğini gösteriyordu. Bu durumda cevabımız D şıkkı olmalıydı.
Evet. İkinci sorumuza bakalım. Kültür konusundan bir soru gelmiş. Yukarıdaki eşleştirme tablosuna sembollendirilerek gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilirse doğru olur. Şimdi birinci ilimiz, şehrimiz Aydın. Aydın hangi bölgemizde? Ege bölgemizde. Ege bölgesiyle ilgili halk oyunlarımızdan bahsederken ne demiştik? Ege'de Efelerin oynadığı biraz böyle ağır bir oyundu, yavaş bir oyundu. Zeybek demiştik değil mi? Zeybek şıkkının olduğuna bakıyoruz arkadaşlar. Sadece A şıkkı var. Diğerine bakalım. Rize deyince arkadaşlar hemen hızlı bir oyun aklımıza gelecek. Kemençe ya da tulum eşliğinde oynanan bu hızlı oyuna da horon demiştik. Zannediyorum bu soru bütün öğrencilerimiz tarafından doğru işaretlenmiştir. Cevabımız A şıkkı olmalı. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü soruda Hititlerle ilgili, Hititlerin analarıyla ilgili arkadaşlar bir soru gelmiş. Anal deyince hemen hatırlayalım. Anal yıllıklara verdikleri isimlerdi. Yıl içerisinde olan her şeyi doğru yanlış ayırt etmeksizin oraya yazıyorlardı. Bunları yazmalarındaki temel amaç Tanrı'ya hesap vermekti değil mi? Eğer bir uygarlık Tanrı'ya hesap vermek adına bir şeyler yapıyorsa biz o uygarlıkta ahiret inancının varlığına işaret ettiğini düşünürüz bu durumu. Şimdi soruya bakalım. Hititler tarih yazıcılığına büyük önem verdiler. Anal adı verilen yıllıklarda yıl boyunca meydana gelen olayları tanrılarına hesap vermek düşüncesiyle doğru bir şekilde kil tablet üzerine yazdılar. Şimdi şuranın altını bir daha çizelim arkadaşlar. Ne yapmışlar? Anal adı verdikleri yıllıklara yazmışlar. Anal dediğimiz şeye ne demiştik arkadaşlar? Tarih yazıcılığı değil mi? Yıl içerisinde olan her şeyi buraya yazıyorlardı. O zaman bu anal dediğimiz arkadaşlar tarih yazıcılığının temel amacının Tanrı'ya hesap vermek olduğunu da söylemiştik. Burada altın çizmemiz gereken bir nokta daha var. Doğru bir şekilde yazmışlar. Yani tarafsız bir şekilde yazmışlar. Yaptıkları doğru işleri de yanlış işleri de buraya yazmışlar. Çünkü Tanrı'ya hesap vereceklerini düşünüyorlar. Bu durum neyi gösteriyor arkadaşlar? Tarafsız bir tarih yazıcılığı başlattıklarını ya da tarihte geçen olayları nasıl işlediklerini gösteriyor. Tarafsız bir şekilde kaydettiklerini gösteriyor. Bunda da en önemli etki Tanrı'ya hesap vermeleri. Soruyu eğer arkadaşlar Tanrı'ya hesap vermeleri nasıl yorumlamamız gerektiğine dair sormuş olsalardı onu ahiret inancı olarak işaretleyecektik. Devam edelim. Dördüncü soruya bakalım. Yine kültür konusuyla ilgili bir soru var. Nasrettin Hoca deyince zaten hemen aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Fıkra geliyor. Burada da Nasrettin Hoca ile ilgili bir arkadaşlar fıkra koyulmuş. Sözlü kültürel faaliyetlerimizin en önde gelen fıkra olduğuna dair arkadaşlar soruyu rahatlıkla işaretleyebilirdik. Atasözü yok burada. Maniye'de Ninni'den de bahsetmemiş. Sözlü kültürü en iyi temsil eden durumlardan bir tanesi de fıkralardı. Fıkra deyince de zaten Nasrettin Hoca aklımıza geliyor. Bu durumda cevabımız D şıkkı olmalıydı. Beşinci soruya bakalım. Doğal kaynaklar ve tarihi eserler konusuna örnek güzel bir soru. Bu bilgilere göre Kapadokya ile ilgili yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir? Ne demiş? Kapadokya doğa ile tarihin bütünleştiği bir yerdir. Yani hem doğal kaynağın hem de tarihi arkadaşlar izlerin fazlaca göründüğü bir bölgemizdir. Bölgede bulunan peri bacaları ve tarihi kalıntılar binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini günümüze taşımaktadır. O zaman Kapadokya bölgesinin tarihi bir önemi var mı arkadaşlar? Soruda ne demiş? Bakalım. Medeniyetlerin izlerini görüyoruz. Tarihi kalıntılar demiş. O zaman tarihi öneme sahip olduğunu düşünürüz. Turizm değerleri arasında yer aldığı, bundan bahsetmiş mi? Medeniyetlerin izlerini günümüze taşımaktadır. Tarihin bütünleştiği bir. Bu bilgilere bakarak aslında buranın bir turizm bölgesi olduğunu biliriz. Fakat arkadaşlar bir turizm değeri taşıdığından bahsetmemiş soruda. Birçok medeniyetin izlerini taşıdığından bahsetmiş mi? Evet, binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini günümüze taşımaktadır dediğine göre bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? 1 ve 3'ü alacağız. Tekrar ediyorum, normal şartlarda Kapadokya turizm değerlerinin yüksek olduğu bir bölgedir. Fazlaca turistin bu bölgeye gittiğini biliyoruz. Fakat bu bilgilere göre dediği için sorudan bunu çıkartamıyoruz. Cevabımız 1 ve 3 olmalıydı. Yani C şıkkı.
Yedinci soruya bakalım. Aşağıda bazı halk oyunlarımız ve bölgeleri karışık olarak verilmiştir. Arkadaşlar horon deyince hemen aklımıza gelmesi gereken yer neresi? Karadeniz. Zeybek deyince aklımıza gelmesi gereken bölge, biraz önceki soruda da çözmüştük, Ege bölgemiz. Bar deyince aklımıza gelmesi gereken arkadaşlar Kafkas bölgemiz. Daha doğrusu Doğu Anadolu bölgesinde, Kars çevresinde oynanan oyun arkadaşlar. Bu da Doğu Anadolu bölgesi olacaktı. Bu durumda evet bir horon nereye götüreceğiz? Karadeniz'e. Bir B olacak. Şuraya da yazalım. Bir B olacak. İki Zeybek hangi şıkta? C şıkkında arkadaşlar. İki Ege olacak. Üç de A şıkkındaki arkadaşlar ne olacak? Doğu Anadolu olacak. Bu durumda cevabımız 1B, 2C, 3A şeklinde olmalıydı. Sayfayı hemen aşağıya indirelim. Evet, bu durumda cevabımız Ceyhan şıkkı olmalıydı. Altıncı sorumuza bakalım. Altıncı sorumuz Anadolu uygarlıklarıyla ilgili bir soru. Genel manada birkaç tane uygarlığın özelliğini vermiş. Soruyu okuyalım. Duygu'nun Lidyalılar ile ilgili verdiği bilgilerden kaç tanesi doğrudur? Bakalım. Doğu Anadolu'da sulama amaçlı ilk göleti kurdular. Arkadaşlar Doğu Anadolu'da sulama kanallarını yapan Şamran isimli bu kanalları imar eden uygarlığımızın ismi Urartulardı. Demek ki bu soru Lidyalılarla ilgili değil. Başkentleri Manisa ili içerisindeki Sart şehridir. Sart ya da Sardes şeklinde ifade ediyorduk. Hatta Sart'tan başlayıp İran'ın Persepolis şehrine kadar ya da Elamların Sus şehrine kadar uzanan yola da Kral Yolu deniliyordu. Bu Lidyalıların sahip olduğu bir yoldu. Bunu Lidyalılara ait bir özellik olarak almalıyız. Anadolu halkına yazıyı tanıttılar. Arkadaşlar Anadolu'ya yazıyı getirenler kimlerdi? Hatırlayalım. Asurlulardı. Hatta Kayseri, Kanışkarumu dediğimiz bölgede yapılan kazılarda Asurluların getirdiği kil tabletlere ulaşılmıştı. Anadolu'ya yazıyı getiren Lidyalılar değil, Asurlulardır. Yani Anadolu'da tarihi çağlarda başlatmış olduklarını burada ek bilgi olarak söyleyelim. Ticarette ilk kez parayı kim kullandı? Elbette kral yoluna sahip olanlar parayı da ilk kez kullandılar. Yani Lidyalılar. Bu durumda arkadaşlar iki tane bilgimiz Lidyalılarla ilgili, diğerleri Asur ve Urartularla ilgili. Bu durumda cevabımız B şıkkı olmalıydı. Sekizinci soruya bakalım. İyonlarda Hipokrat tıp alanında. Demiştik ki İyon deyince hemen aklımıza gelmesi gereken şey neydi? Şehir devletleri, site devletleri şeklinde yönetildiler. Bundan dolayı İyonlarda bir şey gelişmişti. Özgür düşünce. Özgür düşüncenin olduğu yerde de arkadaşlar ne gelişiyordu? Bilim gelişiyordu değil mi? Yani İyonlarda ve Sümerlerde bilimin gelişmesinin temel nedeni buraların site ya da şehir devletleri şeklinde yönetilmeleriydi. Bakalım şimdi kimlerden bahsetmiş? Hipokrat tıp. Herodot deyince aklımıza ne gelecek? Tarih. Tarihin babası Herodot. Tıbbın babası Hipokrat. Diyojen deyince hemen felsefe aklımıza gelecekti. Başka kimlerden bahsetmiştik? Mesela Hekataios demiştik değil mi? Coğrafyanın öncüsü. Yine Pisagor demiştik. Matematik, geometri alanında ciddi çalışmalar ortaya koymuşlardı. Bu durum iyonlarla ilgili öncelikle aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Sorumuzun cevabı arkadaşlar bilimsel çalışmalara önem verdiklerinin göstergesidir olacaktı. Bunun da temel bilgisinin ne olduğunu söyledik. Özgür düşünceye önem vermişlerdi. Evet, dokuzuncu sorumuzu çözelim. Anadolu'da halı ve kilimler genellikle kadınlar tarafından yapılır. Bundan dolayı halı ve kilim motifleri daha çok kadınların duygularını yansıtır. Halı ne demiş arkadaşlar? Genellikle kadınlar tarafından yapılır. Bu yapma işlemine biz ne diyoruz? Evet, halı dokumacılığı diyoruz. Çok basit bir soruydu. Cevabımız arkadaşlar dokumacılık olmalıydı. Son soruya bakalım. Son soruda da arkadaşlar ülkemizin doğusunda düğünlerde genelde davul zurna çalınıyor. Doğu Anadolu bölgesinde davul zurna halay. Karadeniz'de kemençe, bununla birlikte horon. Artvin'de akordiyon. Batı'da klarnet ve darbuka gibi müzik aletleri daha ağırlıklıdır. Ayrıca yöresel kıyafetler de birbirinden farklıdır. Bu bilgilere bakarak Anadolu ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin söylenebileceğini bizden istemiş soru. Kültürel zenginliğe sahip olduğumuzu göstermez mi bu? Her bölgemizde farklı aletlerin, farklı enstrümanların kullanılması, farklı halk oyunlarının sergilenmesi, farklı kültürel özelliklerimizin olması,
Bu bizim zenginliğimiz değil midir? Bu durumda cevabımız kültürel zenginliğe sahip olduğunun Anadolu'yla ilgili yapacağımız en önemli yorum olduğunu belirtelim. Kültür çatışmalarına sahne olduğu, kültür çatışmasından bahsetmiyor. Dersimizde zaten kültür çatışması, kültür yozlaşması gibi konular üzerinde durmuştuk. Geleneksel kıyafetlerin kullanımının azaldığından, yani bir kültürel asimilasyondan bahsetmiyor soru. Kültürel değerlerin yeterince korunamadığından da bahsetmiyor. Yani bir kültürel değişimden de bahsetmiyor. Soru Anadolu'nun kültürel zenginliğe sahip bir bölge olduğunu bize anlatıyor. Evet arkadaşlar, 10. sorumuzu da bitirdik. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm kıymetli gençler. İkinci köz sorularımızın çözümüyle birlikteyiz. Hemen başlayalım. Birinci sorumuzda bir ayet var ve ayetin sonuçlarını bize sormuş. Hangisi çıkarılamaz diyor. Ayetimiz Ramazan ayı insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılın birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisine indirildiği aydır diyor. Şimdi buna göre A seçeneğine baktığımda Kur'an ayında oruç tutulmalıdırla ilgili yukarıda bir bilgiye rastlamadım. Evet bu bilgi var bende ama yukarıda rastlamadım. O yüzden A'yı bir bekleteyim. B'ye baktım Kur'an indirilmeye başlanmıştır. Evet Kur'an'ın kendisinde indirildiği aydır diyor. C insanlara doğru yol gösterilmiştir. Evet bir hidayet rehberi ve doğru yolun birbirinden hakla batılın birbirinden ayrılması diyor. Buna da ulaşırım. Kur'an hak ile batılı açıklamaktadır. Birbirinden ayırdığına göre bir açıklama yaparak bunu ayırıyor. Cevabım A seçeneği olmalı. Kur'an ayında yani Ramazan'da oruç tutuyoruz ama yukarıda bununla ilgili henüz bir bilgiye rastlamadım. İkinci sorumda bazı davranışlar oruçluya yakışmaz ve oruç ibadetin değerini düşürmesinden bahsediyor. Ve Müslümanlar bu davranışlardan uzak durmalı diyor. Hangisi oruçluya yakışmayan bir davranıştır? Gülümsemek olumlu bir davranış yakışır. Selam vermek olumlu bir davranış yakışır. Kusur aramak olumsuz bir davranıştır. Kusur aramak yerine Müslüman kusurları, ayıpları örtendir. Cevabımız bolu olmalı. Tatlı dilli olmak yine olumlu bir davranış. Devam ediyorum. Üçüncü sorum. Ey iman edenler, oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere de farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki kötülükten korunursunuz diyor. Ve altı çizili ifadeyle hangisinin ilgili olduğunu soruyor bana. Altı çizili ifade de orucun kötülüklerden korunmasıyla bir alakası olduğunu anlıyorum ben. Ve hemen A seçeneğine bakıyorum. Oruç farz olan bir ibadettir. Evet, ayette var ama altı çizili kısımda yok. B. İman edenler oruç tutmalıdır. Evet, farz kılındığını söylüyor ama altı çizili ifade de yok. C. İlahi dinlerde oruç ibadeti ortaktır. Evet, sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındı dediğine göre buna da ulaşırım. Ama altı çizili ifadem de yok. D'ye bakıyorum. Oruç tutan haramlardan sakınmalıdır. Umulur ki kötülükten korunursunuz dediğine göre ben D seçeneğine gitmeliyim. Zaten bana ayette anlatılmak istenen şey ne? Orucu size farz kıldık. Çünkü kötülüklerden koruyor. Orucun aslında nasıl bir fonksiyonu olduğu anlatılıyor bize ayette diyoruz. Devam edelim dördüncü sorumuzdan. Ayetler vermiş bize ve hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır diyor. B seçeneğine baktım arkadaşlar. B ayetin tamamını okumayacağım. Siz okudunuz çünkü. Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun diyor. Oruçla ilgili bir vurgu var. C'ye baktım. Şafağın aydınlığı ve gecenin karanlığı ayırt edilince oruca başlayın, orucu tam tutun diyor. Yine oruçla ilgili. D'ye baktım. Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı diyor. Bu üç ayetimde de oruçtan bahsediyor arkadaşlar. Bir de A'ya bakayım. İman eden kullarıma söyle. Namazlarını dosdoğru kılsınlar. Kendisinde ne alışveriş ne de dostluk bulunan bir gün gelmeden önce kıyametten bahsediyor ahiretten. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli açık harcasınlar diyor. Burada oruçla alakalı bir vurgu yok.
Allah yolunda harcamayla, sadaka vermeyle alakalı bir vurgu var. O yüzden cevabım Adana olmalı. Diğerlerindeki ortak kısım orucu konu almaları. 5'e geldim. Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardan biri değildir demiş. Ayran içmek tabii ki bozar. Yeme içme orucu bozuyordu. Meyve yemek tabii ki bozar. Ağrı kesici yutmak, doyurucu bir şey olmasa da ağızdan ilaç almak orucu bozar arkadaşlar. Çiçek koklamak beslenmeyle alakalı bir durum değil. Orucu bozmaz. Cevabın Ceyhan olmalı. Devam ettim. 6. Sorumda Hazreti İbrahim'in Allah'ı arayışından bahsediyor ve buna göre Hazreti İbrahim'le ilgili hangisi söylenemez demiş. Tevhid inancına sahiptir. Bakalım, bakın diyor ki ey kavmim ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben onun birliğine inanarak yüzümü Allah'a çevirdim diyor arkadaşlar. Birliğine inandım dediğine göre tevhid inancına sahiptir, sonucuna ulaşırım. Peygamber olarak görevlendirmiş. Hayır, yukarıda Allah'ı arayışından bahsediyor ama henüz insanlara bir davet söz konusu değil. Evet, Hazreti İbrahim peygamber ama yukarıda bununla ilgili henüz bir bilgim yok. Cevabım B olmalı, söylenemez diyor bize. C'ye bakalım. Sorgulayan ve mantıklı düşünen bir kişidir. Evet, çünkü ne yapıyor? Düşünerek Allah'ı arıyordu. Akıl yürütmeyle Allah'ı buluyordu. Ceyhan da söylenebilir Hazreti İbrahim hakkında. D'ye baktım. Halkından bazıları inançlarında şirke düşmüştür. Evet, ne diyor bakın? Ey kavmim ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım diyor. Demek ki halkı müşrik, yani şirk yapıyorlar. Allah'a ortak koşuyorlar. Allah'ın yanında başka tanrılar olduğuna da inanıyorlar. Cevabım Bursa olmalı arkadaşlar. Peygamberdir evet ama yukarıda bahsedilmemiş. Devam ettim. 7. ve 8. sorularımda bir parça verilmiş. Buna göre çözmemi istiyor. Ve parçada şu anlatılıyor. Hazreti İbrahim'in putları kırış hikayesinden bahsediyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu parçada Hazreti İbrahim'in insanları davet ettiği temel ilki aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın ne demiş Hazreti İbrahim kavmine. Konuşamayan, kendilerini bile koruyamayan varlıklara niçin Tanrı diye tapıyorsunuz öyleyse dedi. Ve sonrasında kavmini bir olan Allah'a iman etmeye çağırdı. Yani tevhide çağırıyor arkadaşlar. Tevhid dediğimizde Allah'ın birliğine inanmayı anlayacaktık. Cevabımız Adana olmalı. Diğer seçenekler adalet, eşitlik, ahlak. Hayır, bunlar imandan sonra gelen meselelerdir. O yüzden cevabımız olamaz. Geldim 8. soruda. Hazreti İbrahim'in putları kırmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Nemrut'u cezalandırmak. Hayır, değil. Nemrut bir suç işlemedi henüz. Ya da henüz Hazreti İbrahim böyle bir hamleye girmesini gerektirecek bir durum yok. Kavminin iş hayatına zarar vermek hayır değil. Halkın bayram yapmasını engellemek hayır değil. İnsanlara inançlarının yanlışlığını göstermek evet. Çünkü bakın putları kırıyor ve daha sonrasında arada geçen konuşmaya baktığımızda Hazreti İbrahim aslında bunu onların düşünmesini sağlamak, nasıl yanlış bir inanç içerisinde olduklarını onlara anlatmak için yaptığını görüyoruz. Cevabımız Denizli. 9. sorumda İhlas suresinde yukarıdaki konulardan hangisine değinilmiştir diyor. Allah'ın bir ve tek olması evet. Buna değinilmiştir. İhlas suresi zaten tevhidin sembolüydü. Eşi ve benzerinin olmaması evet bundan bahsediyordu. Onun eşi ve benzeri yoktur diyordu. Merhametinin geniş olması hayır. Allah'ın merhametiyle alakalı bir vurgu yok İhlas suresinde. Allah'ın varlığı ve birliğiyle alakalı bir vurgu var. O yüzden cevabım Ceyhan olmalı. 10. sorumda. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu diyor. Bu ayette verilen mesajı sormuş arkadaşlar bize. Biz bu ayeti nerede görürsek görelim Allah'ın birliğini hatırlayacaktık. Evrende eğer iki tane ya da birden fazla tanrı olsaydı evrende bu düzen olmazdı. Bir kaos yaşanırdı diyoruz ve cevabımız tevhid olmalı.
Emanet peygamberlerin bir özelliği. Bunu biz 6. sınıfta öğreneceğiz. İnanmayla alakalı olan durumlar. Buna bir vurgu yok ayette. İhlas, samimiyet demekti. Bununla ilgili de bir vurgu yok ayette. Tevhid ise Allah'ın birliğine inanmaktı. Ve yukarıdaki ayet bana Allah'ın birliğini anlatıyor bir örnek üzerinden. Cevabım Denizli olmalı diyorum ve sorularımı bitiriyorum arkadaşlar. Umarım herkes için güzel bir sınav olmuştur. Merhaba çocuklar. Evet, ikinci kazanım ölçüm sınavımızın sorularını çözmeye başlayalım. Birinci soruda bir görselimiz var. According to given picture, which one is correct? Evet, verilen resme göre hangisi doğrudur diyor. Sepetin içinde bir kedi görüyoruz arkadaşlar. Burada bize prepositionlardan içinde ifadesini isteyecek. Yani in aramamız gerekiyor. A şıkkında under, B'de opposite, C'de behind ve D'de de in görüyoruz. Evet, hatırlayalım. Under altındaydı. Opposite karşısında, behind arkasında. Ama the cat is in the basket dediğimde kedi sepetin içinde ifadesi, yani D seçeneği aradığımız cevap oluyor. İkinci soruya bakalım. Do you speak to English and German? Evet, hep söylediğim gibi cevap sayıysa how many soru kalıbını aramam gerekiyor. How many languages do you speak? Kaç dil konuşuyorsun? 2. İngilizce ve Almanca. Evet, cevabımız sayıysa soru kalıbımız neydi? Hatırlayalım hep birlikte. How many'ydi. Bunu eminim hepiniz doğru yapmışsınızdır. Çünkü çok defa bunun örneklerini verdik arkadaşlar. İki kişi konuşuyor. How can I get to the city center? Şehir merkezine nasıl giderim demiş. Evet, bize boşluklar verilmiş. Go ahead and write. Boşluklara ne getirmem gerekiyor? Go ahead yapısı hatırlayın. Go straight ahead. Dümdüz git. Dümdüz ilerle. Ve right. Burada da dönmesi gerekiyor sağa, değil mi arkadaşlar? Dön derken turn ifadesini kullanıyorduk. Belki tekle kafanız karışabilir. Ama o zaman go on ahead diye de bir ifade olmadığını hatırlamanız gerekiyor. Go straight şeklinde hep kullanılıyordu. Dolayısıyla D seçeneği aradığım seçenek. Dörde bakalım. The children are at the blah blah. They like swinging and running there. Salıncakta sallanmak, swinging arkadaşlar. Ve oralarda koşmayı seviyorlarsa çocuklar nerede olabilirler? Kütüphanede bunu yapamayız, library'de. Bankada da böyle bir şey yapamaz çocuklar. Hospital, hastanede hiç yapılmaz değil mi? Koşmak, salıncak. Playground, oyun bahçesi. Zaten anahtar kelime burada. Eğer swinging'i bile bilmiyorsanız çocuk ifadesi ve running ifadesini gördüğünüzde bunu rahatlıkla playground olduğunu hatırlamanız gerekiyor. Beşe bakalım. Yine bir soru sorulmuş. Cevabımızda sayı var. Three, üç demiş. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca. Bakalım neydi? How many ile bir soru kalıbı aramam gerekiyordu. Kaç tane dil konuşabiliyorsun? B'de İngilizce konuşabiliyor musun diye soruyor. Bunun cevabı 3 diye verilmez. Okula gidebiliyor musun? Ve şöyle bir şeydi arkadaşlar. Do'yla başlayan sorular yes ya da no ile cevap verilmesi gerekiyordu. Bunu da hatırlayın. What is your favorite spor dediğinde, yine sevdiğin spor ne dediğinde 3 diye cevap verilmez. Eleyerek gitmiş olsanız bile çok rahatlıkla bunu yapabilirdiniz. Altıncı soruya bakalım. Okul, postane ve banka kelimeleri verilmiş. Postanenin nerede olduğu soruluyor bize. Okul ve bankanın arasında, yani between kelimesini kullanmam gerekiyor. Bu da zaten sadece bir seçenekte verilmiş. It is between the school and the bank. Burada yine prepositionların anlamlarını bilmeniz önemli. Between kelimesinin arasında olduğunu bildikten sonra hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Yine bir değişiği var arkadaşlar. Bank, school, cafe. Bu sefer okulun yine nerede olduğunu soruyor. Okul, banka ve kafenin arasında yine between seçeneğini bize veriyor. C seçeneği doğru. 8'e baktığımız zaman Ada likes reading books. Ada kitap okumayı seviyorsa şu an nerede olabilir? Park, tiyatro ve banka kelimeleri verilmiş. Bunlar çok mantıklı gelmiyor. Kitap okuma kelimesini gördüğünüzde library, kütüphaneyi işaretliyoruz arkadaşlar. 9. soruya bakalım. Hemen bir levhamız var. Trafik işareti. Gördüğünüz gibi sola doğru yönelmiş. Bu da sol ifadesi. Turn left. Sola dön. 10. sorumuza bakalım. Mike, I met a large
building. There are a lot of ill people. There are doctors and nurses. Büyük geniş bir binadayım. Bir sürü ill people, bir sürü hasta insanlar var. There are doctors and nurses. Doktorlar ve hemşireler var diyor arkadaşlar. Böyle bir seçenek tabii ki bize hemen hastaneyi hatırlatıyor. Kütüphane seçeneği var C'de. Butcher, kasap ve grocery'de manav olduğunu hatırlayalım. Doktor ve hemşire kelimesi zaten bize burada anahtar kelime arkadaşlar. Bu şekilde hoşça kalın, kendinize iyi bakın.